Şimdi bak sana şunu söyleyeyim. Hazır olana Hızır yetişir. Sen hazır olmazsan Hızır yetişmez. Yani çözüm gelmez. Senin ayağın dibe inerse, havuza atladığında dibe değerse ayağın, o zaman yukarı çıkarsın. Havuz ne kadar derin olursa olsun hiç önemi yok. İstersen 20 metrelik bir havuz olsun. Yeter ki ayağın yere değmesi lazım. Yani dibe inersen, ayağın yere değerse, ayağın toprağa basarsa, sen hazırsan, fedakarlık yapmaya hazırsan, gayret göstermeye hazırsan, o zaman hazır olana Hızır yetişir. O zaman çare geliyor. O zaman senin problemlerin çözümü başlıyor. Sende farkındalık başlarsa oluyor. Ama sen fedakarlık yapmaya hazır değilsen, gayret göstermeye hazır değilsen, sadece sihirli değnek bekliyorsan, beyaz atlı prens gelsin beni kurtarsın diye bekliyorsan, o sadece filmlerde var, o dizilerde var arkadaşlar, o şarkılarda var. Başka hayatın gerçeklerinde öyle bir şey yok sevgili arkadaşlar. Yani bir kere bunu kafanızdan çıkarın. Kimse sizin ağzınıza armutu pişirip vermeyecek. Veya kimse size bedavadan bir şey vermeyecek. Çünkü bedava peynir fare kapanında var. Dolayısıyla siz emek harcamanız lazım, gayret göstermeniz lazım. Bir şeyler yapmanız lazım. Ama hocam olmuyor, ben yapamıyorum, edemiyorum. O senin sözlerin değil. Bir kere bunu kabul et. Sen kendini ikna ediyorsun. Nasıl ikna ediyorsun biliyor musun? Senin etrafındaki şom ağızlı insanlar, olumsuz cümleler kullanan, enerjini çeken, sürekli olumsuz çaresizliği sana pompalayan insanlar var ya, öğrenilmiş çaresizlikleri sana şırınga yoluyla sıkanlar var ya, işte onların cümleleri aslında. Bunu bir kere kabul et. O benim cümlelerim değil. O benim fikrim değil. Bunlar bana yüklenen manipülasyon cümleleri, hipnoz cümleleri. Onların cümleleri bana ait cümleler değil. Hani yapamam, edemem, ben beceremiyorum, bende kaos var, bende kaotik bir durum var, hayatım çok kötü gidiyor. İşte bu cümleler sana ait olmadığını bir kere kabul et. Çünkü sen aslında dışarıdan duyduğun o cümleleri tekrar içinden tekrarlıyorsun. Sürekli tekrarlıyorsun. İç ses bazen günlük 90 bine kadar kelimeleri tekrarlıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi düşünsene, sana 90 bin kere içindeki ses yapamazsın, beceremezsin, sen başarılı olamazsın, sen işte şöyle kötüsün, böyle kötüsün diye söylediğini düşünsene. Sen de onu dinliyorsun. O benim sesimmiş gibi kabul ediyorsun. Bu benim sesim diye kabul ettiğin için, yani aidiyet, bana ait sahiplendiğinden dolayı o tekrarlıyor ve gittikçe daha da fazlalaşıyor. O yüzden sana söylenen o cümleleri tekrarlayan sadece bir vesvese, bir evham, bir iç ses, o kadar, başka bir şey değil. O sana ait değil. Kendini ikna etmeyi bırak artık. Sen de yapabilirsin. Şu dünyada birisi bir şey yapabildiyse sen de başarabilirsin. Sen de yapabilirsin onu. Senin ondan ne farkın var? Sadece o iç sesine odaklanmıyor, dinlemiyor. Oraya odaklanmadığı için, yani ayırdığı için o ses dışarıdaki insanların sesi, içimde sadece yankılanıyor, o kadar. Bunu söylüyor. Bunu yaptığı için, kendini ikna etmediği için, zabote etmediği için, yani ayağına kurşun sıkmadığından dolayı ilham kapısına odaklanıyor. Yani kalbimizin bir sağ tarafı var, ilham kapısı, güzelliklerin aktığı bir dere, kuş sesleriyle beraber. Bir de sol tarafı var, oradan da zift akıyor. Kanalizasyon akıyor, öyle düşün. Kokulu, pis kokulu bir yer. Olumsuzluklar oradan akıyor. Sen kalbinin sol tarafına bakıyorsun, hayatın çok kötü olduğunu söylüyorsun. Yapamayacağını, başaramayacağını söylüyorsun. İşte oraya baktığından dolayı sürekli yönün o tarafta olduğu için kendini ikna ediyorsun. Bu, sadece bunu anlaman bile yeterli. Sen eğer hayatta muvaffak olmak istiyorsan sadece bunu anlaman yeterli sana. Bunu anladığın zaman, he tamam, ben bu tarafa değil de, kalbimin sol tarafına değil de sağ tarafına bakmam gerekiyor. Güzel tarafına bakmam lazım. Hayatımın güzel tarafı, ilham kapıları, yani çarenin aktığı yerler, çözümler akıyor, güzellikler akıyor. Devamlı bilgi akıyor oradan. Kuş sesleriyle beraber. Bu tarafta çare var, bu tarafta çaresizlikler var. Bu tarafta çaresizlikler, öğrenilmiş çaresizlikler. Onlar senden kaynaklı değil. Onları sana söylediler, senin kafana yüklediler. Dünyaya geldiğinden itibaren sana onu söylediler. Telkinler verdiler, çaresizlikler öğrettiler. 455 bin kere söylendi. Çok olduğu için oraya odaklanıyorsun. Oradaki seslere odaklanıyorsun. Zifti görüyorsun, olumsuzlukları görüyorsun. Hayatın çok kötü olduğunu, hayatın değersiz olduğunu, bu hayatta yaşamanın bir anlamı, manası kalmadığını söylüyorsun belki de. Niye? Oraya baktığından dolayı. Yapacağın tek şey bu videoyu tekrar izleyip anlamak, not almak
ve hayatına yansıtmak. Hayatına yansıttığın zaman zaten sol taraftan sağ tarafa döneceksin. İlham kapısına bakacaksın. Çare tarafına bakacaksın. Çareleri görmeye başlayacaksın. Çareleri görmeye başlayınca, yani yöntem ve taktikleri öğrenince zaten düzeleceksin. Dolayısıyla artık kendine zarar vermeyi bırak. Kendini ikna etmeyi bırak. Kendini hipnoz etmeyi bırak artık. O içindeki sesler sana ait değil. Bunu kabul et artık. Onlar dışarıdaki muşmula suratlı olumsuz insanların söylediği cümleler. Suratları mezar taşı gibi olan insanlar var ya, asık suratlı insanlar. Hep sürekli olumsuz cümleleri kullanan insanlar. En yakının da olsa onların cümleleri. Onlar sana ait değil. Bunu kabul et ya. Onlar bana ait değil. Bana ait olan güzellikler. Benim hayatımda başarılı alanlarım da var. Başarılı günlerim de var. Muvaffak olduğum, motivasyonlu olduğum günlerim de var. O taraflara da bak. Çarelere bak. İç sesinin güzel taraflarına bak. Eğer sen bunu yaparsan o zaman hayatına bereket getirirsin. Nasıl getirirsin tabii? Yani şimdi sen sağ tarafına baktığın zaman, ilham kapısına baktığın zaman orada şunu göreceksin. Kendini tanıman gerektiğini göreceksin. Orada o güzel derenin üstünde böyle büyük bir reklam panosu gibi bir şey asılı. Öyle düşün. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın diye yazıyor orada. Anlatabiliyor muyum? İlk önce onu yapman gerekiyor. Kendini bilirsen o zaman bereketin geliyor zaten. Bolluk gerekiyor, huzur geliyor, mutluluk geliyor, başarı geliyor. Her alanda başarılı oluyorsun. Seni kısıtlayan o negatif düşünce kalıpları kalmıyor. Çünkü artık sen zift tarafına bakmıyorsun, olumlu tarafına bakıyorsun. Çareleri görmeye başlıyorsun. Devamlı ilham akıyor oradan. Güzellikler akıyor. Önüne bir problem geldiği zaman hemen çözümü de geliyor. Çünkü sen sağ tarafına bakıyorsun. Güzel tarafa bakıyorsun. Oradan devamlı akıyor, bilgi akıyor. Feraset diyorlar ona sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla artık zift tarafına değil, kanalizasyon tarafına değil, artık sağ tarafa bakmaya başla. Güzel tarafa bakmaya başla. İlham kapısına bak. Kapılar açılsın, fetih kapıları açılsın. Ama o sana bağlı. Sen ayırabilirsen oluyor o. Sen ayırırsan bu benim cümlelerim değil, bu iç ses, bu vesvese sadece dışarıdaki insanların bana söylediği cümlelerin tekrarı. Bana ait değil, benim cümlelerim değil diye arana bir mesafe koyarsan o zaman düzelmeler başlıyor zaten. Yani şu dünyada biraz önce dediğim gibi birisi başardıysa, birisi huzura kavuştuysa, muvaffak olduysa, bolluğa berekete kavuştuysa sen de yapabilirsin. Senin bir farkın yok ki. Şu gerçeği de söylemek istiyorum. Şu dünyada birisi bir bardak su içerken boğulduysa eğer, su içerken boğulduğunu düşün. Sanki ana akım medya 8 milyar insan su içerken boğulacak diye korku pompalıyor. Sanki o bir kişinin yaşadığı sorunu 8 milyar da yaşayacak gibi genelliyorlar. Sen orayı dinlersen, oraya odaklanırsan, ana akım medyanın pompaladığı korkuya odaklanırsan yine aynı hikaye. Yine olumsuz tarafa bakmış oluyorsun. Yine kanalizasyon, zift tarafına bakıyorsun. Yine olumsuz görmeye başlıyorsun. O yüzden sen artık şu söylediklerimi ciddiye al, hayatına yansıt ve harekete geç. Kararını ver ve kendini tanımak için adımlar at. Kendini tanımaya başla. Kendini bil ki hayatın ziyan olmasın, ömrün zayi olmasın. İsraf etme. Hazreti Ali demiş ki mezarlıktan geçerken, şu gördüğünüz mezarlıkta o kadar sermaye var ki hayatta hiç kullanılmadan göçen kabiliyetler var, sermayeler var. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, sendeki o güzel cevher, içindeki o pırlanta, onu hayatına yansıt. Onu kullan. Kullan. İnsanlığa faydan olur. Kendine faydan olur. Onu kullanmadan göçmek işte en büyük zayiat, en büyük israf sevgili arkadaşlar. O yüzden her seferinde o cümleyi söylüyorum, hadis-i şerif söylüyorum. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Eğer kendini bilmeden, o kabiliyetini kullanmadan göçersen ömrünü zayi etmiş olursun, israf etmiş olursun. Sevgili arkadaşlar, biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza bu konularda yardımcı oluyoruz. Yani onların içerisindeki o kabiliyetleri buluyoruz. Geliştirilmesi gereken kabiliyetleri de gösteriyoruz onlara. Nasıl dengenin kurulacağını, içindeki cevheri nasıl kullanabileceğini, içindeki aslanı nasıl uyandıracağını onlara adım adım gösteriyoruz. Eğer bizim bu konularda sizlere de yardımcı olmamızı istiyorsanız o zaman bizimle iletişime girebilirsiniz. Bizimle iletişime girebilmek için bu videonun altındaki linke tıklıyorsunuz, formu dolduruyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Eğer birbirimize uyarsak, size yardımcı olabileceğimizi anlarsak o zaman bizim arkadaşlarım size geri dönüş sağlıyor. Sizinle beraber bir ön görüşme yapıyoruz. O ön görüşmede sizi analiz ediyoruz, değerlendirme yapıyoruz ve sizin neler yapabileceğinizi
size gösteririz ve her katılan şaşırıyor sevgili arkadaşlar. Çünkü insanların kullanmadığı çok büyük potansiyeller var ama maalesef onları kullanmadan hayatlarını israf ediyorlar. Sevgili arkadaşlar, tekrar bizimle iletişime girebilmek için bu videonun altındaki linke tıklıyorsunuz, form dolduruyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.